Bir sene boyunca ben auditionlara girdim, yönetmen görüşmelerine kadar gittim ama hiçbiri beni istemedi. Sonra ta ki e, Zeynep Günay'la tanışana kadar. Hmm. O da kulüp auditionum oluyor. Tamam. <laughs> Çok ilginç bir karşılaşmaydı. Ben içeri girdim, rolümü yaptım, ezberlemişim ama rol nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Çünkü Ceyda hani ben böyle kafamda büyütmüşüm, oyuncu olacağım, oyuncu olacağım demişim ya. Hiç denemedim ki. Evet. Aslında bilmiyorum yani evet. ne yapabilir miyim yapamaz mıyım falan. Diyalogları ezberledim. Hani kafamda da şey. Bunu şöyle söylüyorum, bunu böyle söylüyorum. Oturtulmuş bir oyun var. Tamam. Onu oynadım. Evet. <laughs> o da hiç etkilenmedi tabii ki ondan. <laughs> hiç etkilenmedi. Sonra ama bir bir şey görmüş olacak ki. bana dedi ki. Bak dedi şu an bizle konuştuğun gibi dedi. Hani anlatsana dedi. Hani bu bu sahnede geçen şeyi sen hayal gücünden anlat. Bu yazanlara takılma. Ben de anlattım, anlattım, anlattım. Sonraki peki saç, hani olmayan ayrıntılar. Saçların ne renkti o çocuğun? Bir adamla dans ediyormuşum vesaire. Şu renkti, gözlerinin renkti, bu renkti. Nasıl yaptı? Böyle yaptı falan. Sonra ha ha diye güldü. Ben o günce ha ha güldüm falan. Baktı, ben anladım anlayacağım dedi gitti odadan. <laughs> Anladı acaba. Bir de bana söyleseydi. Ah <laughs> oh Zeynep. Evet. Aa, bu şekilde ben aylarca audition'a girdim kulüp için. Bir beş ay Şaka Evet. Üstüne Oo. de şey bir gün seçildiğimde artık hani telefon geldi seçilmişsin dedi. Ama her gün zaten oraya gidiyordum. Her e, karakter için ben de audition'a giriyordum onlara. beraber. O yüzden hani biz zahmet. Hani seçilmiş şey oluyor çünkü her gün gidiyorum. <laughs> Bu kadar emek verdim zaten beni seç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra da başladı o kulüp için hazırlık süreci. Yine bir üç evet. ay hani Tansu Biçer'le, oyuncu koçum, çalışmalar, Zeynep hocalarla Tansu'da işte. Tansu ne kıymetlidir. Buradan çok sevgiler gönderelim Tansu'ya gerçekten. Güzel bir isimle yolculuğa başlamışsın. Evet. Sonra? Sonra? Kulüp. Çekimlere başladık. İlk sete gittin. Ben ilk planı çok komik böyle yürüyorum ve yandan kamera beni takip Hı -hı. ediyor ama ben bilmiyorum kameraların nerede olduğunu falan yani hani kamera ne hani amors falan o ne yani? Yürü dediler yürüdüm hani oynayarak düşündüm falan güldüm kendi ken falan. Çektik dediler ben hani ne? Çektik mi? <laughs> <Ben, gülüyor> Prova değil <laughs> miydi bu? Çektik mi gerçekten şu an sahne o mi çektik? O sahneyi bir daha izleyeceğim. Anladım çünkü <laughs> neyden bahsettiğini. Şimdi kulübe ilk evet. Işte. Evet. Müthiş bir başlangıç Asude. Peki sonra sakla beni. Sonra da sakla beni evet. Şimdi ne hissediyorsun? Çünkü Kulüp müthiş bir oyuncu kadrosu, çok iyi bir yönetmen, harika bir senaryo, performanslar çok yüksek performanslar. Ama orada bile parlıyorsun yani bu çok bence önemli bir detay açıkçası. Ve üstüne sakla beni yine çok kıymetli oyuncu kadrosuyla. Yani Uraz'ın tabi size verdiği destek gözümün önünde müthişti. Bir jön olarak hani çok uğraşmak istemeyebilirdi sizinle gerçekten önüne bakabilirdi. O da müthiş kollarını açtı ikinize de. Gerçekten... Bana çok şey öğretti. Evet. Çok fazla şey kattı ama en önemlisi bütün sene güldürdü bizi. Yani hani evet. çok pozitif, çok güzel. Evet. Müthiş bir şeydi. Şimdi bunlar çok şanslı başlangıçlar. Ve çok üst bir başlangıç. İki projende de başrolsün. Zaten dijital platformda dünyaya açılmış bir projeyle başrolsün. Üstüne sakla beni, şimdi sakla beni de yurtdışı satışları çok iyi gidiyor e, dizinin. Evet. Bu sana ne hissettiriyor? Ben biraz panik olurdum galiba. Hmm. Değil mi? Annem de öyle diyor. <laughs> Ay Allah annelere aynı şey söylüyor. Ben bir farklı konuşsaydım annede. burada. <laughs> yok haklı anne. Sorumluluğunu hissetmiyor musun diyor. Mesela işte Boğaziçi'nin kazandığında da böyle demişti. Sorumluluğunu hissetmiyor musun? Sakla benim kulüpte sorumluluğunu hissetmiyor musun? Hissetmiyorum anne sorumluluk falan. Ben benim niye sorumluluğum olsun? Panik. Hayır ne yok sorumluluk hissetmek değil de çok iyi şeylerle başladıktan sonra çıta çok yüksek ya. Evet hani bir sonraki iş beklediğin başarıyı sağlayamazsa bir sonraki iş hayal ettiğin performansı gösteremezsen. Yani bu orada nasıl bir şey var? var ama. Evet. Bu eğerler hep var. Mesela ya ben şu ana kadar nasıl oldu? Ben istediğim şeyi yaptım. Saçını kesmekse saçını kestim. Tamam. Canım ne istiyorsa onu yaptım. Beni işe alsınlar diye çabalamadım. Tamam. Sadece oynadığım zaman düzgün oynamaya çalıştım. İşimi disiplinli yapmaya çalıştım. Çok disiplinlisin. Teşekkür ederim. Koşulsuz altına imza atarım yani. Set disiplinin müthiş. Düzgün yapmaya çalıştım işimi ama onun dışında hep kendim olmaya devam ettim. Ve bu bende işe yaradı. O yüzden bu şekilde canlı yaşıyorsa yapmaya devam etmek istiyorum. Umarım devam eder yani başarı.